Teslim olun. Buradan sağ çıkamazsınız. Yolda araç değiştirmemiz gerekecek Markus. Ben her şeyi ayarladım. Sınıra kadar tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Doğrusunu istersen sen geldiğinden beri çok rahatım Sara. İnsanın yanında kafası çok çalışan bir kadının olması işleri kolaylaştırıyor. Kimlerle çalışmak zorunda kaldım bir bilsen. Beklediğimiz telefon geldi. Bakalım ne yapmışlar. Alo. Alo. Markus benim. Ne yaptınız? Her şey yolunda mı? Evet. Her şey planladığımız gibi. Peki o yanında mı? Evet. Komutanım, Velid burada yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Toplayın bu şerefsizleri. Emredersiniz komutanım. Haydi! Neredesin lan? Neredesin Velid? Hele Markus. Sesini duymak ne güzel. O iyiliğini hiç unutmayacağım. Aa Velid, ne demek? Rica ederim. Seni Türk askerinin eline bırakacak değildim herhalde. Yakalandığını öğrendiğimden beri seni kurtarmak için çareler düşündüm. Seni ne yapıp edip kurtaracaktım? Bu takas fırsatı işleri kolaylaştırdı tabii. Eyvah. Kaybedilmemesi gereken biri olduğunu biliyorum Velid. İtiraf edeyim, seni severim biliyorsun. Biz iyi bir ikiliyiz. Bu sözlerin beni onurlandırdı Markus. Pişman olmayacaksın. Birlikte Türklerin başına çok çorap öreceğiz, çok. Bundan sonra... Neyse Velid, ben şimdi sınıra doğru yola çıktım. Sen de yanındaki adamımla birlikte oyalanmadan bir an önce sınırı geçmeye bak. Tamam. Sen hiç merak etme. Çok sıkılıyorum bu adamdan bazen. Nasıl
subayım. Doğan'ın götürüldüğü hastaneyi bilgilendirelim. Acil hazırlıklarını yapsınlar. Emredersiniz komiserim. Kopuz. Biz doğru mu duyduk? Evet komiserim. Doğan'ı panik halde hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Komiserim. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Allah korusun. Doğan'a bir şey olursa... İzin verirseniz ben de hastaneye gitmek istiyorum komiserim. Oradan bize bilgi geçersin. Emredersiniz komiserim. Tamamdır. Asubay Başak Göz. Emredersiniz komiserim. Komiserim. Arayan Bahtiyar Yüzbaşı'ydı. Aracın içinde Velit yokmuş. Ne? Velit yok muymuş? Evet komiserim. Öncesinde araçtan kaçtığını düşünüyorlar. Ulan bu fare her zaman kendine kaçacak bir delik buluyor ya. Ama bizim önceliğimiz o çocuğun hayatı. Sen hemen hastaneye geç, ben buradayım. Emniyet zaten harekete geçmiştir. Emredersiniz komiserim. Ne oldu acaba? Kılıç timi de dönmedi. Takasla ilgili bir sorun mu oldu acaba? Aslanım. Çekil. Babalar gözünü seveyim bir şeyler. Tamam, hadi. Komutanım. Çiğdem. Komutanım. Komutanım sonu mu durmuş? Hadi başlamışım. Hadi. Dayan kardeşim. Dayan, pes etmek yok. İlyas biraz daha hızlı gitsen oğlum. Yapıştır emniyet şeridine, devam et hadi. Hemen komutanım. Allah'ın belaları. Köpek soyları ne istiyorlar ya? Bu çocuktan ne istiyorlar? Şimdi. Karagöz hadi babalar ya. Hadi be oğlum, bırakma bizi, hadi. Yüzbaşı bozuk. Heh. Komutanım ne yaptınız? Biz de yoldayız. Oğlum Doğan'ın nabzı gitti. Kötüleşti, fenalaştı. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne? Komutanım ne diyorsunuz? Nasıl olur bu? Ne bileyim oğlum. Zehirlendiğini falan düşünüyoruz. Bir şey enjekte ettiler herhalde. Tamam komutanım, biz de hemen hastaneye gidiyoruz. Ya İlyas oğlum biraz daha hızlı gitmiyor mu lan şu araba? Ne olmuş komutanım? Doğan'ın durumu çok kötüleşmiş Demir. Hemen hastaneye gidiyoruz koçum, hadi. Emredersiniz komutanım. Şerefsizler yine yaptılar yapacaklarını ya. Yapma arabayı, hadi bırak bu oğlumuzu, gözünü seveyim, bırakma ya. Doğan, dayan kardeşim. Dayan Doğan. Şimdi. Hadi Doğan, hadi. Şimdi. Komutanım, komutanım, nabzı yok. Nefesim durmuş. Nefes almıyor komutanım. Lan çocuk gidiyor lan. Aslanım.
Bizde kal aslanım. Doğan. He koçum benim. Ne sesleneceğiz? Devam ediyoruz başçavuşum. Devam ediyoruz. Az kaldı komutanım, az kaldı. Ölmeyeceksin. Ölmek yok Doğan, ölmeyeceksin. Aslanım, bizde kal aslanım. Çabuk çabuk! Kaan. Kökül. Nabzı tamamen kesildi. Solunumu da durdu. Vücuda zehirli bir madde verdiklerini düşünüyoruz. Hadi. Kalk ileri tekin hemşire. Hemen şok makinesini hazırlayın. Hemen hazırlıyorum. Acele edin. Hocam. Gel. 300. Çabuk çabuk çabuk. Hazır. Çakıyorum. Çakıyorum. İnşallah iyidir Batur, inşallah iyidir. Kaan. Durumu nasıl?
Oğlum. Komutanım. Komutanım, personelden sizi çağırmam söylendi. Personel mi? Evet komutanım. Ben şimdi hastaneye gidiyorum, sonra geleceğimi söylersin. Acil olduğunu söylediler komutanım. İyi, peki madem tamam. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Hüseyin. Biraz apar topar oldu ama görevinizle ilgili önemli bir durum var. Seninle bizzat kendim konuşmak istedim. ...400 istiyorum. Hazır. Kardeşim ne olursun dön artık bize. Ne olursun dön. Hadi Doğan. Bırakma kendini. Dayan biraz. Dayan. Hadi, hadi. Doğan hadi. Hadi be Karagöz. Hadi babalar ya. Hadi aslanım. 500 yap. Çok değeri 500. Hocam bir daha deneyelim. Hocam lütfen bir daha deneyelim. Peki, deneyelim. Gel. 600 istiyorum. Hazır. Hadi oğlum, hadi Doğa. Bakım alalım. Kan değerleri çıkar çıkmaz görmek istiyorum. Tamam hocam. Hastayı yoğun bakım alacağız. Sizleri dışarı alalım. Buyurun lütfen. Doktor bey durumu nasıl?
Şu an bir şey söylemek için uygun bir zaman değil. Evet, kalbini çalıştırmayı başardık. Buraya geldiğinde zaten kalbi çoktan durmuştu. Bu zaman zarfında yaptığı tahribatla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Kalbini durduran madde her neyse henüz daha net bir bilgimiz de yok. Kan testlerini yaptıktan sonra bir karar vereceğiz ama şu süreçte beklememiz gerekiyor. Üzgünüm komutanım ama hayati tehlikeyi henüz atlatmış değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim komutanım. Komutanım, savaşmasına savaşalım. Savaşalım da biz bu nasıl savaşacağız komutanım? Yörük. Affedersiniz. Üsteğmenim. Emredin komutanım. Affedersiniz, sizi duymadım. Önemli değil. Doğan'dan bir haber var mı? Yok komutanım. Yani ben de bilmiyorum. Ben de şimdi hastaneye gidiyorum. Sen iyi misin? İyiyim komutanım. Tamam. Doğan'la ilgili beni haberdar edersin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Nedir? Yüzbaşı kan bozuktu. Doğan yoğun bakım alınmış komutanım. Ancak durumu hala kritikmiş. Bunlar insan değil ki. Bunlar vahşi yaratıklar. Vahşi yaratık bunlar. Şerefsizler. Haber gelince bana bilgi geçin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, dış işlerinden arıyorlar. Bağla içeri. Emredersiniz komutanım. Tüm general Ahmet Kutalmış. Evet. Doğu Türkistan'da bir kafile. Anladım. Çoban Bey. Peki konumlarını biliyor muyuz? Anladım. Sağ olun müsteşarım. Sağ olun. Çoban Bey ha. Çoban Bey. Oğlum. Bahtiyar Yüzbaşı'yı hemen çağır bakayım. Ben Sancak Kerimov. Tamam. Komutanım, Kutalmış Paşa sizi çağırıyormuş. Kutalmış Paşa mı? Hayırdır inşallah. Gel.
Komutanım, Bahtiyar Yüzbaşı geldi. Gelsin. Komutanım. Komutanım. Gel Bahtiyar. Şu anda Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye gelmek için hareket eden bir küçük kafile var. Uzun müddettir yolda oldukları ve İran üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu süreci uzun müddettir hem istihbarat hem de dışişleri yakından izliyor. Yalnız onların Türkiye'ye intikalini engellemek için bazı uluslararası gizli servis elemanlarının çalıştığını biliyoruz. Gizli servis mi? Evet. Önemli bilgi şu, bu kafilenin içinde Doğu Türkistan'ın sesini yıllardır dünyaya duyurmak için büyük mücadele veren Çolpan Emet var. Çolpan Emet mi? Bu her şeyi değiştirir komutanım. Doğru söylüyorsun yüzbaşım. Ve Çolpan Emet, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü ve soykırımı anlatacak çok önemli belgelerle beraber Türkiye'ye hareket etti. Yanında birkaç kişinin daha olduğunu düşünüyoruz. Ancak birkaç gündür onların yerleri ve konumları ile ilgili istihbaratı bazı problemler yaşanıyor. Şu anda hem bizim unsurlarımız hem de istihbarat unsurları sahada. Onların konumunu ve yerini öğrendiğimiz an Turan timi onları almak için harekete geçecek. Bunun için hazırlıklarını tamamla ve emrimi bekle. Emredersiniz komutanım. Bahtiyar, Çolpan Bey'in Türkiye'ye intikalini mutlaka ve mutlaka sağlamalıyız. Bu hem Türk dünyasının hem de Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın aşması gereken bir eşik. Bu görevi Turan timinin yapıyor olması dünyaya bambaşka bir mesaj verecek. Onun için elimizden geleni yapalım. Merak etmeyin komutanım. Hazırlıklarını tamamla, bu kadar. Emredersiniz komutanım. Yağmur bastıracak. Şurayı bir an önce geçsek de sığınacak bir yer baksak Çolpan Bey. Duramayız Baybars. O Rendi denen katil köpeğin adamları arkamızda. Duramayız. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yumay, senin de biraz dinlenmen lazım. Taragay yapma. Bunu yola çıkmadan önce konuşmuştuk seninle. Burada öncelik benim hamile olmam değil. Çolpan Bey'in sağ salim Türkiye'ye ulaştırılması. Yapma. Yolumuza devam edelim. Yumay biliyorum da bebeğimiz. Taragay yapma. Hadi. Ben de yoruldum. Ya şurayı geçince biraz dinlenelim. 5 dakikadan bir şey olmaz Yumay. Tabii Çolpan Bey, nasıl isterseniz. Çolpan Bey. Elimi tutun. Elimi tut. Sakın bırakma Çolpan Bey. Hadi. Dayan. Buraya kadar geldik. Pes etmek yok Çolpan Bey. Tut. Dayan Çolpan Bey. Hadi. Tut. Çek kendini yukarı. Hadi. Az kaldı. Olmuyor. Olmuyor. Dayan az daha. Hadi. Hadi Çolpan Bey. Ah. Olmuyor. 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 Dayan Çolpan Bey. Hadi. Oh.
nasılsınız Çolfan Bey? İyiyim, iyiyim. Sizleri de buraya kadar sürükledim. Ya sizin başınıza bir şey gelirse? Çolfan Bey, öyle deme. Bu sadece sizin değil, bütün soydaşlarımızın davası. Siz hepimizin sesi olacaksınız Çolfan Bey. Bizim asıl amacımız sizi sağ salim Türkiye'ye ulaştırmak. Elinizdeki belgelerle bütün dünya çektiğimiz zulmü görecek. Gerekirse biz bu yolda öleceğiz. Ama sizi sağ salim Türkiye'ye ulaştıracağız. Hadi, vakit kaybetmeyelim. Her şey Doğu Türkistan için. Doğu Türkistan için. Türkistan'ın bütün mazlumları için. Hadi. Çalışacaktır. Emniyet alanında. Ama henüz bir şey yok yüzbaşı. Anlaşıldı. Son kan testi sonuçları çıktı mı? Bir bakabilir misin? Tamam Gökçen Hanım. Doğan. Doğan. Hocam hastamız kendine geliyor. Hocam, test sonuçları çıktı. Teşekkür ederim. Her şey gayet normal. Kan değerleri de düzenli. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Hocam, haberi dışarıdakilere ben verebilir miyim? Evet, tabii ki. Pınar Hanım. Hastamıza hazırladığımız enjeksiyon karışımını verebilirsiniz. Tamam hocam. Geçmiş olsun. Doğan iyi. Söylüyorsun. Ay yok, şaka yaptım Haydar. Ben de şaka yapıyorum. Ay böyle bir şeyin şakası olur mu? Doğru söylüyorum tabii ki ya. Sağ olun Gökçen Hanım. Bize çok iyi bir haber verdiniz. Yenge, peki onu hemen görebilecek miyiz? Yok İlyas, hemen olmaz. Yani emin olmamız lazım. O yüzden birazcık daha kalacak yoğun bakımda ama odasına çıktığı zaman görebiliriz. Bekleriz. Geçmiş olsun. Hastamızın durumu çok iyi. Sağ olun doktor bey. Doğan'ın kanında bulduğumuz madde fazla doz alındığında aniden kalbi durduran sibutramin isimli etkili bir madde. Fakat bu maddeyi olduğu gibi tüm vücudundan çıkardık. Son kan değerleri de oldukça iyi. Sağ olun doktor bey. Çok teşekkürler. Vazifemiz komutan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi siz de gidin artık. Vallahi hadi gidin. Ben de buradayım zaten. Sabah gelirsiniz tekrar. Hadi gidin. Yok ya, ben yani Doğan'ı bir kere görmeden gitmek istemiyorum. Gerekirse sabaha kadar beklerim. Al benden de o kadar Çiğdem baba. Karagözü fırçalamadan şuradan şuraya gitmem komutanım.
Yani gerçekten Doğan'ı bir görsek iyi olacak. Hepimizin içi rahat eder. E tamam. Kalın o zaman. İnşallah çıktığında uyanık olur da biraz uğraşırız şununla. Evet ya, aynen komutanım, aynen. Oh babalar. Yuh. Ne oldu? Ben acıktım komutanım. Acıktık. Yani benim karnım kazındı çünkü tevekkeli değil. Neydi ya o Göksel şey? Şey derler. Ve insanlar. İnsanlar mutlu insan acıkır. Aynen. Şimdi biz de çok mutlu olduk. Doğan iyileşti diye. O yüzden hepimiz acıktık. Mutluluk indi. Karın kazındı komutanım. Yemesi lazım. Acaba aşağıda bir şeyler yiyip mi gelsek komutanım? Yani komutanım ben de hiçbir şey yemedim. Yesem iyi olacak. Komutanım o zaman siz ısmarlıyorsunuz. Oh. Hadi bakalım. Oh. Ya Elias çok prensizsin koçum ya. Hadi çocuklar ben ısmarlıyorum. Çok iyi. O zaman kokoreç. Ama hastanede. Komutanım saçma. Hastanede kokoreç olmuyor genelde. Kebap. Bunda. İyi misin? İyiyim, iyiyim komutanım. Doğan iyi ya, artık hepimiz rahatladık. Aynı. Hadi biz de gidelim, yiyelim bir şeyler. Bir şey görünüyor. En azından dinleniriz. Yumay, ne oldu? Yumay, ne oldu? Yumay, kendine gel Yumay. Yumay. Kral kızım, iyi misin? Yumay, aç gözünü ne olur. Bak sınırı az kaldı. Yapma ne olursun. Yumay. Kızım, sen dayanıklısın evladım. Toparla kendini bakayım. Hadi, hadi. Bak, Türkiye'de doğuracaksın çocuğumuzu. Orada büyüteceğiz çocuğumuzu. Ne olursun yapma. Bırakma beni Yumay, ne olur aç gözünü. Yumay. Toparla kendini kızım. Hadi kızım, hadi kızım. Yumay. Yardım olması lazım. Fazla uzak, gidemez. Rendi yaklaşıyor. Hadi gidelim, acele edin. Yumay, hadi, hadi sık dişini. Yumay, topla kızım kendini. Topla yavrum. Hadi Çolpan Bey. Şuraya saklanalım. Hadi. Acele edin. Çolpan denen adam Türkiye'ye gitmeyecek. Gidemeyecek. Acele edin. Her yeri arayın. Acele edin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Her taşın altına bakın. Gözlerinizi dört açın. Her yeri arayın. Günlerdir peşlerindeyiz. Türkiye'ye gitmelerini engellememiz lazım. Canlarını almamız lazım. Nerede bunlar? Thank you.
Usta Rendi. Uzaklaşmışlar herhalde. Buralarda olamazlar. Tamam. Sen ve ekibin buradan, biz buradan. Tamam. Hadi çabuk olun. Görünmüyorlar. Yumay, iyi misin? Hadi vakit kaybetmeden yola çıkalım. Yumay, kızım. Kendine gel biraz. Çok pembe yaklı. Her yere baktık patron. Hiçbir yerde yoklar. Böyle olmuyor. Bir an önce bir yol bulmalıyım. Eğer Çolpan denen o adam Türkiye'ye geçerse Pekin'dekiler benim kellemi alır. Umarım Güney'desin ya da Türkiye'desindir. Alo, Sara. Oo, Randy. Uzun zaman oldu. Aramana çok şaşırdım. İşler çok yoğundu diyelim Sara. İş varsa para da var demektir. Sanırım yine bir iş üzerindesin. Beni aradığına göre. Her zamanki gibi. Doğrudan konuya giriyorsun. Hiç değişmemişsin. Pekin'den bir iş aldım. Peşlerinde olduğum Doğu Türkistanlı bir kafile var. Şu an İran. Türkiye sınırına yakın bir noktadayım ve izlerini kaybettim. O kafile asla Türkiye'ye girmemeli Sara. Özellikle içlerinden bir tanesini mutlaka durdurmalıyım. Adamın özelliği ne? Üzerinde Çin'i zora sokacak belgeler var diyelim, yeterli mi? Benden ne istiyorsun peki? Eski günlerdeki gibi. Birlikte çalışabiliriz diye düşündüm. Sen şu an neredesin? Henüz Türkiye'deyim ama Suriye'ye geçeceğim. Biraz doğuya. Bu tarafa gel. Bu işi birlikte bitirelim. Tamam. Ama anlaşma şu. Sen belgelerini alacaksın. Ben de o Doğu Türkistanlı kafileyi alacağım. Tamam. Belgeleri aldığım sürece benim için hiçbir sorun yok. Anlaştık. Ben seni ararım. Ortalık sakin. Hadi çıkalım. Hadi. Kimsiniz siz? Ne arıyorsunuz burada? Örgütün adamlarına benzemiyorsunuz. Biz örgüt falan bilmiyoruz. Asıl siz kimsiniz? Biz buralıyız. Aşağıki köyden. Ya siz? Türk müsünüz siz? Evet, Türk'üz. Biz de Doğu Türkistan'dan geliyoruz. Ha, tamam. Şimdi anlaşıldı. Bu yolu Türkiye'ye geçmek için kullanırlar. Tahmin etmiştim. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Örgüt bizim köye huzur vermiyor. Biz de nöbetleşerek çevreyi kontrol ediyoruz. Hadi o zaman köye gidelim. Bir şeyler de yiyelim içelim. Hem de ısınırsınız. Olur. Yok yok Çolpan Bey. Yolumuz uzun. Devam edelim. Türkiye'ye gidince uzun uzun dinleniriz. Ama yuma ayakla. Dinle. En azından şu ağzı vereyim size. Yolda yersiniz. Fazla bir şey yok ama. Az ama. Kusura bakmayın. Erzağımız bu kadar. Sağ ol. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok.
Öyle amcacığım, öyle. Allah razı olsun sizden de. Bizi hiç görmediniz, tamam mı? Tamamdır. Hadi o zaman. Türkiye'ye de bizden selam söyleyin. Kendinize dikkat edin. Hayırlı yolculuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.